Bu dizelerle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır? Adlaşmış sıfat, birleşik zamanlı eylem, iki kip ya da ek fiilin ikinci halini soruyordu arkadaşlar. Devrik cümle, yüklem sonda olmamalı. Özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık. Farklı türde belirteçler yani zarflar. Bakalım. Yedi tepe üstünde zaman bir gergefişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar arkadaşlar. Necip Fazıl Kısaküre'nin Canım İstanbul şiirinden bir alıntı. Evet adlaşmış sıfat bakın. Gülen ve ağlayan, gülen insan, ağlayan insan gibi düşünebilirsiniz. İnsan ismi düşürülmüş, ağlayan ifadesi adlaşmış. Dolayısıyla adlaşmış sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Biri şöyle bir eleyelim. Birleşik zamanlı eylem. Öncelikle bir eylemlere bakalım arkadaşlar. Eylemlerin altını çizelim. İşler basit zamanlı tek bir kip almış. Evet, devam edelim. Ee, çıkar tek bir e, kip aldığı için basit arkadaşlar gelir tek kip almış olmaz tek kip almış Şöyle dursun dursun derken tek kip almış Hepsi tek e, kipeki aldığı için basit zamanlı olduğunu söyleyebiliriz bütün fiillerin Birleşik zamanlı değildir iki kesinlikle yanlış Devrik cümlelere yer verilmiştir diyor arkadaşlar Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından derken buradaki çıkar yüklem Gördüğünüz gibi ortada yer aldığı için ben buna kesinlikle devrik cümle diyebilirim. O halde 3 kesinlikle doğru. Bunu da geçiyorum. Özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Buralarda zaten gayet doğru. Hisarlarda derken arkadaşlar, hisar, evet özel isim burada. Özel isme gelen lerler iki kesme işaretiyle ayrılmıyor. Yanlışlık yok. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu da şöyle işaretleyebilirim. Evet devam edelim. Farklı türde belirteçler kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Yedi tepe üstünde zaman bir gerge fişler diyor. Sayısız belirişler. Bakıyoruz. Her şafak oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir. Ne zaman gelir? Hala. Hala ifadesi benim için bir nezarfıdır arkadaşlar? zaman zarfı olduğunu söyleyebiliriz. Gülen'i şöyle dursun, nasıl dursun? Şöyle dursun dediğimizde ise fiile sormuş olduğum nasıl sorusu bana durum zarfını verecekti. Dolayısıyla farklı türde belirteçlerin kullanıldığını da görmekteyiz. Cevabımız 2 ve 4 yani C şıkkı olacak. Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır diyor arkadaşlar. Şimdi yan cümlecik eşittir ne demekti bizim için? Yan cümlecik eşittir fiilimsi demekti. Şimdi bakalım. Evet. Geçen gecelerde buradaki en an sıfat fiil eki. Ee, geçen gecelerden birinde genç ve düzgün yüzlü bir e, yataklı vagon yolcusu kendisine daha önce sattığımız buradaki dık dik arkadaşlar sıfat fiil eki. Hikayelerin bir kısmını tanınmış bir eleştirmen. Bakın nasıl eleştirmen? Tanınmış eleştirmen. Dolayısıyla buradaki mışmış mış yine sıfat fiil eki oluyor. Eleştirmen isminin önüne gelmiş bu fiilimsi ve onun sıfatı olmuş. Mışmış mış zaten anası mes'ar dikecekmişten sıfat fiil eki. Gösterdiğini derken yine sıfat fiil eke devam edelim. Bu ünlü yazarın daha bu ünlü yazarın da hikayeleri çok basma kalıp ve modası geçmiş bulduğunu söyledi. Nasıl bulduğunu, modası geçmiş bulduğunu. Dolayısıyla buradaki mışmış da arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Bulduğundaki dık dik de sıfat fiil eki. Bu şekilde baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fiilimsi var. Her fiilimsi bir yan cümlecik demekti. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır arkadaşlar. Yani 6 tane yan cümlecik var cevap adama. Bu parçada numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır bakalım. Atlı araba kamyon kasalarını süslüyordu araba, kamyon. Eş görevli sözcüklerin arasında virgül gelebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada doğru kullanıldı. Devam edelim. Evet, karanfiller onun da içini süsler, günlerini güzelleştirirdi. Süsler benim için bir yüklem, güzelleştirirdi bir yüklem. Her yüklemin aynı zamanda bir cümle olduğunu unutmayın arkadaşlar. Virgülün bir görevi de sıralı cümleleri ayırmaktır. Burada gördüğünüz gibi sıralı cümlelerin arasına gelmiş. İki de kesinlikle doğru. Bu arabaları kamyonları sürenleri de sevindiriyor olmalıydı. Buradaki D da bağlaç olan D dağdır ve bağlaç olan D dağdan sonra virgül gelemez. 3 kesinlikle yanlış bunu bulduk ve devam edelim. Evet gönlünde tomur tomur yeni pembe karanfiller açtı. Yeni karanfiller pembe karanfiller. Buradaki virgül iki tane sıfatın arasına geldi. Yine eş görevli sözcüklerin arasına geldi. Gelebilir problem yok. Dolayısıyla dördü de eliyorum. En pembelerini tahtaya geçirirken fes rengine boyadı. Geçirirken ifadesi bir zarf fiildir arkadaşlar. Cümlenin içerisinde tek bir zarf fiil varsa oraya kesinlikle virgül gelemez. Dolayısıyla böyle baktığımda 3'ün ve 5'in yanlış olduğunu görüyoruz. Cevabımız Denizli. Evet dediğim gibi bir cümlede tek bir zarf fiil varsa oraya kesinlikle virgül gelemiyor. İki zarf fiil olsaydı o zaman virgül kullanabilirdik. Cevap Denizli. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, yapı bakımından farklıdır diyorsa, evet, öncelikle o sözcüğün basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Şöyle. Şimdi bakalım. Sarf etmek gördüğünüz gibi arkadaşlar, yardımcı eylemle kurulan birleşik bir fiildir yapısı bakımından kesinlikle birleşik olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. Dikkat kesilmek. Evet yine gördüğünüz gibi yapısı bakımından birleşik bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde birleşik. Peki devam edelim. Başlayabilmesi ebilmek fiili yeterlilik fiilinin kalıbıdır. Ve yeterlilik fiili kurallı birleşik eylemdir. Dolayısıyla arkadaşlar e başlayabilmesi ifadesi de ebilmek kalıbından dolayı nedir bizim için? Kurallı birleşik fiil grubundandır. Dolayısıyla birleşiktir yapısı bakımından. Tamam. Herhangi ifadesine bakıyorsunuz. Herhangi. Gördüğünüz gibi zaten her ve hangi sözcükleri birleşmiş. Yine yapısı bakımından birleşik olduğunu söyleyebiliriz. Engelsizlerin ifadesine bakalım bir. Evet engel, engelsiz, ler ve in şeklinde açtığımızda arkadaşlar engel isim soylu bir sözcüktür. isim kök. İK dedim. Sız siz üzerine gelen bir yapım ekidir. İsimden isim yapım eki. lar çekim ekidir arkadaşlar. In in yine bizim için bir çekim ekidir. Gördüğünüz gibi bir tane yapım eki aldı. E, sözcüğün kökün ya da gövdenin daha doğrusu en az bir yapım eki almasına biz türemiş diyeceğiz. Dolayısıyla Engelsizlerin ifadesi yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür. Cevabım ne olacak bu durumda? C şıkkı olacak. Bu dizelerde numaralanmış yargılardan hangileri yoktur? İlgeç arkadaşlar, edat demek. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük. Derecelendirme zarfı. Güzel öğrenci, pek güzel öğrenci, çok güzel öğrenci dediğimde derecelendirmiş oldum. Niteleme sıfatında isme nasıl sorusunu soruyoruz. Şöyle nasıl kesinlikle bir isme sormalıyız ama ek fiilin geniş zamanda çekimi bir de bakalım. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın diyor. Bakın dikkat. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın. Belki de en güzel uykulardasın. Arkadaşlar dikkat. Güzel uyku bir sıfat tamlamasıdır. En güzel uyku dediğimde en bir derecelendirme zarfıdır. Derecelendirme zarfları sıfatı da zarfı da niteleyebilir. Yani derecelendirebilir. Sıfatın önüne de gelebiliyor. Zarfın önüne de gelebiliyor. Dolayısıyla derecelendirme zarfı kesinlikle var. E devam edelim. Şimdi demiş ki hem yapım hem çekim eki almış sözcükler. Uyumaktan uyku diye baktığımda bunun bir yapım eki olduğunu görüyorum. E uykular, da ve sın diye baktığımızda arkadaşlar lerlerin bir çekim eki, d dağının bir çekim eki, Uykulardasın, sen uykulardasın derken ikinci tekil arkadaşlar ek fiil yani ek fiilin geniş zamanının ikinci tekil kişisi biliyorsunuz isimler yüklem olduğunda ek fiil sayesinde oluyordu unutmayın ek fiilin geniş zamanın ikinci tekil kişisi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar hem yapım hem çekim kalmış sözcük var ama dikkat edin hem yapım hem çekim eki almış sözcükler diyor. Uykusuzum ifadesine baktığımızda bakın uyumaktan yine uyku. Sız siz burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir yapım ekidir ve um ben uykusuzum. Bu sefer de ek fiilin geniş zamanının şöyle geniş zamanın birinci tekil kişisi olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki sız siz benim için yine bir nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Peki ek fiili aynı zamanda bir çekim eki midir? Evet çekim ekidir. Yani şu iki sözcükte hem yapım hem çekim eki almış olduğunu söyleyebiliriz 2'yi de böylelikle elemiş oldum ek fiilin geniş zaman çekimini gördük mü yine her iki sözcükte yüklem oldu kendi cümlelerinde ve gördüğünüz gibi ek fiilin geniş zamanlı aldıklarını da gördük 5'i de şöylelikle elemiş oldum ve devam ediyorum Evet yeni aşklar nasıl aşklar yeni aşklar isme sorduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını verecekti. Niteleme sıfatını da buldum. Peki arkadaşlar ilgeç yani edat var mı? Ben edatı bulamadım arkadaşlar. Buradaki yine sorusu zarftır zaten. Edat yani ilgeç yok. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Bakalım. Taht kurmuşsun gönlüme en güzel yerindesin. Burada böyle bir şey yok. Kim taht kurmuş? Sen gizli öznem. E, zaten gizli öznem olduğu için özne eksik değil. Aşıkkını eliyorum. Sanırım güzel bir gece olacak gibi geliyor bana. E, geliyor, yüklem ne geliyor? Güzel bir gece olacak gibi kime bana? Başka bir şey yok. Burada da özne var. 1995'li yıllarda bize müzik piyasasında tozu dumana kattığını, esip gürlediğini anlatıyor. Kim anlatıyor? O. Gizli özlem olduğu için yine eliyorum. Bazı insanlar kendilerini hak ettikleri gibi sevecek insanı arar. Kim arar? Bazı insanlar. Öznemi ne belli? Bunu da eliyorum. Çocuklara iyi geceler demek için yukarı çıktım. Kim çıktım? Ben çıktım. Fakat uyumuşlar. Kimler uyumuşlar? çocuklar demem gerekiyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bağlı bir cümledir. Fakat bağlacı ile bağlanan bağlı bir cümle. Dolayısıyla ikinci yüklemin öznesi yok. Yani ikinci cümlenin öznesi yok. Şurada bir özne eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız bundan dolayı edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan birden fazla sözcük kullanılmıştır? Bize burada bir açıklama verilmiş. Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü bulunuyorsa yani a, ı, o, u. Diğer hecelerdeki ünlülerde kalın, ince bir ünlü bulunuyorsa e, i, ö, ü. Diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Bu kurala büyük ünlü uyumu ya da kalınlık incelik uyumu adı verilir. Bir varmış bir yokmuş. Tek heceli sözcüklerde aramıyoruz arkadaşlar. Varmış kalın kalın eledim. Kalın kalın. Vaktiyle ifadesine baktığımızda kalın başlamış, ince devam etmiş. Bu kesinlikle uymadı. İnce ince uydu. Hepsi ince gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şöyle kolay bir yöntemi var. E ve üstü noktalıların tamamı bizim için nedir? İncedir. E zaten Türkçede 8 ünlü olduğunu biliyoruz. Bunun dışında kalan, bunların kankaları olan, bunlara benzeyen ama noktasız olanlar da kalın olacaktır. Yani bu şekilde. Evet, Yaşarmış gördüğünüz gibi hepsi kalın hepsi kalın ama tek bir tane bulduk burada. Fakir ifadesine bakıyorsunuz kalın başladı ince devam etti evet büyük ünlü uyumuna uymadı. Adam ifadesine baktığımızda hepsi beraber kalın olduğu için uydu. Ailesi gördüğünüz gibi yine uymadı kalın başladı ince devam etti geçimini hepsi ince odunculuk hepsi kalın yaparak hepsi kalın sağlıyormuş hepsi kalın burada iki tane var uymayan. Komşusundan hepsi kalın, ödünç hepsi ince, aldığı hepsi kalın, baltayı hepsi kalın, suya kalın, düşüren ince, ince. Evet ihtiyar ifadesine baktığınızda bir ince bir kalın gitmiş. Dolayısıyla yine uymayan. Ee, yardım hepsi kalın, istemiş ince, değirmenciden ince. Evet devam edelim. Değirmenci hepsi gördüğünüz gibi ince sıradan ünlüler. Dürüst, ince, olduğu kalın, 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 ince, kalın, e, kalın ince, ince ve ince. Burada zaten uymayan sözcük yok. Zengin ifadesine bakıyorsunuz. İnce, ince, kalın. E, tek heceli sözcükte aramıyorduk. Duruma ifadesine bakıyorsunuz. Hepsi kalın, hepsi kalın, hepsi kalın, hepsi kalın. İki tane olan e, sözcük ve şık arkadaşlar. Bursa şıkkı cevabımız bundan dolayı Bursa olacak. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat yoktur? Arkadaşlar bir sıfat tamlamasına sız, siz ya da lı, eki getirilerek kurallı birleşik sıfat bulunabilir. Mesela e, geniş bahçe diyelim. Şöyle geniş bahçe bu benim için bir sıfat tamlamasıdır. Geniş bahçeli ev dediğimde gördüğünüz gibi ev isminin önüne ne geldi? Geniş bahçeli sıfatı gelmiş oldu. Dolayısıyla sıfat iki sözcükten oluştuğu için kurallı birleşik sıfat diyorum. Ya da arkadaşlar geniş omuz ifadesine bakıyorsunuz. Geniş omuz benim için bir sıfat tamlamasıdır. Yer değiştirelim ve iyilik eki getirelim. Omzu geniş kim olsun adam olsun bu şekilde baktığımda Gördüğünüz gibi buradaki adam isim nasıl adam omzu geniş adam dediğimde yine kurallı birleşik sıfatı bulmuş oldum. Bu şekilde çeşitli yollarla bulabiliyorum. Bakın buradaki mantık şu sıfatla ismi yer değiştirdik. U iyilik ekini getirdik. Burada da arkadaşlar sıfat tamlamasına lı li yapım ekini getirmiş olduk. Bir de lık -lik ekiyle yapılıyor. Mesela ne diyelim? 5 sayfalık 5 sayfalık kitap dediğimizde arkadaşlar evet nasıl kitap 5 sayfalık kitap kitap burada isim buradaki lık lik ne yaptı arkadaşlar onu birleşik sıfat yaptı daha doğrusu kurallı birleşik sıfat yaptı bakalım Evet şimdi bakabiliriz. Şu üç günlük dünyada kalp kırmaya değmez derken bakın üç günlük dünya gördüğünüz gibi lık lık ekiyle yapıldı biri eledik. Senin kadar çenesi düşük birini görmedim. Düşük çene gibi düşünün lütfen bunu öncelikle. Buradaki geniş omuz mantığıyla hatta şöyle yıldızlandıralım bunları. E, üç tane kuralı olduğunu unutmayalım. Evet. Geniş omuz gibi düşünün. Bu mantıkla gitmenizi istiyorum. Yer değiştirilmiş ve iyilik eki getirilmiş. Çenesi düşük biri ifadesi kurallı birleşik sıfattır. İkiyi de eliyorum. Şu zor zamanlarda masallarda olduğu gibi aksakallı ihtiyar bakın lali gördünüz mü? Geniş bahçeli ev gibi tıpkı. Birinci kurala gidin lütfen. Aksakallı ihtiyar ifadesi kurallı birleşik sıfattır. Üçü de eledim. Sizin gibi bilinçli veliler, geleceğe yönelik sağlam adımlar atmamızda bize yardımcı oluyor. Bilinçli veli, nasıl veli? Bilinçli veli. Buradaki lali sadece bir sözcüğe gelmiş bir sıfat olmuş. Bu, burada bir kere iki tane sözcük yok. Dolayısıyla bu bizim için türemiş sıfattır. Birleşik sıfat değildir yapısı bakımından. O yüzden muhtemelen cevabım denizli. Köşedeki iki katlı ev. Bakın lali alarak yine bakın. Şu birinci kurala gidin lütfen. İki katlı ev ifadesindeki lali gördüğünüz gibi iki kat ifadesine gelmiş. Ev isminin önüne gelip kurallı birleşik sıfat oluşturmuş. Beşi de eleyebilirim. Cevabım denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar zaman yani haber kiplerimiz vardı. Neydi? Şimdiki zaman yor eke. Gelecek zaman ecek acak. Geniş zaman re ya da işte er ar arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman dıdi. Duyulan geçmiş zaman mış, mış Bunlar bizim için haber kipleriydi. Bunun dışında kalan dilek kipleri vardı. Tabii ki bu haber kipleri zaman anlamı katar eşittir zaman anlamı katar. Bir de bunun dışında kalan dilek kipleri vardı. İşte melimalı, ssa, işte ea ve biliyorsunuz emir vardı. Emirin de neyi yoktu? Kipi yoktu. Bunlar da bizim için dilek kipleriydi. Dilek kipleri daha çok işte istek, arzu, gereklilik gibi anlamlar katıyordu. Gördüğünüz gibi bize demiş ki hangisinde zaman anlamı yok? O zaman şuradaki kiplerden biri olacak değil mi? Yani şu dilek kiplerinden biri olacak bakalım. Yazar bu romanında çektiği acıları döktüğü gözyaşlarını karanlık yardımıyla örtmeye, gizlemeye çalışır. Buradaki ır ir geniş zamandır ve geniş zaman arkadaşlar haber kipidir. Zaman anlamı katmış. Ay elerim. Mezuniyet gecesinde gözlerimin içine baka baka söylediğin şarkı dolanıyor dilimde derken Yor, gördüğünüz gibi şimdiki zaman kipidir. O da bir haber kipidir ve zaman anlamı katmış. Hiç ummadığımız çocuk doktor çıkınca ön yargılı davranmamanın önemini bir kez daha anladık. diye var. Görülen geçmiş zaman kipi. O da bir zaman anlamı katmış arkadaşlar. Paragraf sorularını daha iyi anlamak ve hızlı çözmek için bol bol kitap okuyun derken arkadaşlar burada bir emir kipi görmektesiniz. Ve emir kipinin dilek kipleri sınıfında olduğunu arkadaşlar ve kesinlikle zaman anlamı katmadığını bilmemiz lazım cevabımız Denizli kendini bugün biraz şımartıp dolabını baştan aşağı yenilemiş derken arkadaşlar yenilemiş derken buradaki mışmış mış bizim için duyulan geçmiş zamandır ve bu da gördüğünüz gibi zaman anlamı katmıştır diyoruz bunu da eledik cevabımız denizli yukarıdaki cümlede hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin zarf tümlecidir bakalım Ankara'dan gelen misafirlerimiz günün geri kalanını evin bahçesinde yeni doğan kuzularımızı severek evet geçirdiler. Bakın geçirdiler. Yüklem kimler? Ankara'dan gelen misafirlerimiz. Özne neyi geçirdiler? Günün geri kalanını belirtili nesne. Nerede geçirdiler? Evin bahçesinde. Dolaylı tümleç. E, nasıl geçirdiler? Yeni doğan kuzularımızı severek zarf tümleci arkadaşlar. Ne istemiş benden? Zarf tümlecini istemiş. Dolayısıyla 4 ile 5 arasında kalan bölüm bizim için zarf tümlecidir. Cevabımız Edirne şıkkı. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Genel olarak 3 havzaya bölünmüş olan Avrupa'nın ikinci büyük nehri olan Tuna Nehri, 6 Avrupa şehri gezdikten sonra Karadeniz'e dökülmektedir. Evet arkadaşlar, Avrupa'nın derken özel isimdir ve özel isme gelen çekim eki kesmeyle ayrılır. Tuna Nehri derken böyle yazılır nehir, göl, dağ, ova gibi sözcüklerin ilk harfleri büyük olur. Karadeniz zaten özel isim dolayısıyla biri kesinlikle eliyoruz. E, buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına derken işte bereketli zengin çeşitli sofra anlamına gelen bir deyim buyurun değil arkadaşlar buyurun dostlar buyurun hani şöyle bir deyimimiz var ya buyurun cenaze namazına buyurun cenaze namazına olması gerekiyor dolayısıyla burada böyle bir yanlışlık yapılmış emeklilikten sonra nasıl vakit geçireceği sorulunca daha okunmamış birçok kitabının olduğunu belirtti derken ben burada da herhangi bir yazım yanlışı göremedim ve devam edelim bakalım benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil kendi hayallerini keşfedip keşif etmek ünlü düşmesi yaşandığı için bitişik yazılmış gayet doğru onları gerçekleştirmek için yaşamalı derken arkadaşlar yazım yanlışı yok Afrika'nın güney bölgelerinde su e, Su tükenmek üzereyken bizim su israfı noktasında aşırı cömert olmamız gerçekten de düşündürücü. D daha bağlaştır ve ayrı yazılmış. Ancak arkadaşlar Afrika'nın güney bölgeleri derken e, yön bildiren sözcükler özel isimden sonra gelirse küçük yazılmalı. Yani şöyle arkadaşlar Afrika'nın buraya kadar problem yok ama güneyin G'sinin kesinlikle küçük olması gerekiyordu diyoruz. 5'te de bir yanlışlık var. Cevabımız 2 ve 5 yani C şıkkı. Bu parçayla ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım birinci yargımız diyor ki eksiltili cümle kullanılmıştır. Arkadaşlar eksiltili cümle varsa cümlenin sonunda kesinlikle 3 noktada vardır. Böylelikle baktığımda cümlelerin sonuna bakın tek nokta, tek nokta, tek nokta arkadaşlar evet tek nokta gördüğünüz gibi tek nokta dolayısıyla kesinlikle eksiltili cümle yok. Evet devam edelim. Demiş ki yükleme sıfat tamlaması olan isim cümlesi vardır. Sıfat tamlaması yüklemdeyse arkadaşlar cümle zaten isim cümlesidir. Evet bakıyoruz. Ee, kimi insan para pul budalası olur. Kimisi keşif ve icat meraklısı bazısı da müzik aşığı. Deli Davut ise ada e, adalar kara sevdalısıydı. Kara sevdalısı ifadesine baktığımızda arkadaşlar bir nedir? Sıfat tamlamasıdır. Evet, sıfat tamlaması gördüğünüz gibi kara sevdalı sıfat tamlamasıdır. Yüklemde midir arkadaşlar? idi ek eylem ekini alarak yükleme geldiğini görmektesiniz. Dolayısıyla sıfat tamlaması yüklemdedir ve bu cümle bizim için kesinlikle bir nedir? İsim cümlesidir. İkiyi kesinlikle eliyorum. İç içe birleşik cümleye yer verilmiştir. Bakalım tan yeri ağrırken adalarla birlikte uyanacağım diye çok geceler göz yummazdı. Bakın adalarla birlikte uyanacağım diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göz yummazdı cümlesinin içerisinde tırnakla belirtilen bir tane cümle var. Dolayısıyla ben buna iç içe birleşik cümle diyeceğim. E bu da bizim için doğru. Birleşik zamanlı, birleşik fiil kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz o halde göz kırpardı ifadesine bakalım lütfen. Yapısı bakımından baktığımızda arkadaşlar birleşik yapılı olduğunu söyleyebiliriz çünkü şöyle diyelim. Evet, göz kırpmak biliyorsunuz deyimdir ve deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Tamam, birleşik fiil bu kısım doğru. Peki birleşik zamanlı mı bakalım? Evet, kırpar, er ar burada geniş zaman eki arkadaşlar. Ler, lar, onlar göz kırpar dediğimde Üçüncü çoğul şahıs olduğunu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar buradaki dı-di nedir arkadaşlar? Ek eylemin hikayesidir. Bu şekilde baktığımda geniş zamanın hikayesi olduğunu da söyleyebilirim. Yani birleşik zamanlı fiildir. Dolayısıyla dördü de eliyorum. Bütün cümleler olumludur anlamca diyor. Arkadaşlar yükleminde me-ma, mez mas sız-sız, yok değil gibi olumsuzluklar Yoksa olumlu cümledir. Varsa olumsuzdur. Bakıyoruz direkt yüklemlere. Olur. Gördüğünüz gibi olumlu, sevdalısıydı, olumlu, titrerdi, olumlu, yummazdı, mezmaz. Burada olumsuzluk bildiren bir ibare olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla bütün cümleler anlamca olumlu değildir. Bunu da şöylelikle eledim. Cevabım 1 ve 5 yani Bursa şıkkı olacak.